kadın yemekçi. Sokak hayvanlarının haklarına ilişkin bu sorunların görmezden gelinmesine, hiçbir canlının yaşam hakkının elinden alınmasına ve her türlü saldırıya karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz. Eğer onların dili ve savunma gücü olsaydı eminim bize muhtaç olmayacaklardı. Ama maalesef onlar dilsiz ve biz onların bir can olduğunu, kendi canımız gibi bir can olduğunu biliyoruz. Ve bu yasa çıkmış olsa bile biz Ovacık Belediyesi olarak sonuna kadar onları kısırlaştırıp, yaşatıp, sokakta birlikte yaşamayı öğreneceğimiz bir ilkeyi benimsiyoruz. Kasaya inat, öldürme, yaşat! Yasaya inat, öldürme, yaşat! İktidar maalesef açlığı, susuzluğu, insanların çektiği sefaleti değiştirmek adına, gündemi değiştirmek adına aslında ne insanla ne kanuna yeri olmayan bir yasayla gündem değiştirerek asıl ülkenin sorununu kaçırmaya çalışıyor. Bugün de 2-3 gündür de sosyal medyada sınır vurarak, kapatarak burada hayvanseverlere ülke sorunlarını dile getirecek kamuoyunu medyayı kapatmak için gündem yine değiştirerek suni gündemlerle ülkenin gerçek sorunlarını kapatmaya çalışıyor. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Siz ne kadar yaparsanız yapın bu halk acıyla sefaletiyle uğraşırken size mutlaka hesap soracaktır. Doğasıyla, hayvanıyla, insanıyla bir bütündür. Dağdaki keklik de, dağdaki keçi de bizim için kutsaldır. Bir köpeğin canı da bizim için kutsaldır. Biz ölümü savunmuyoruz, tersine yaşamı savunanlardanız. Köpekleri hapsetmek yerine bu ülkede esrar eroin ticareti yapanları, tecavüzcüleri, katilleri, onları hapsetmek yerine hayvanları hapsetmek doğru değildir. Önce onları hapsetsinler. Ön kapıdan alıp arka kapıdan bırakmasınlar. Hayvanların bize bir zararı yoktur. Biz Dersim insanları olarak hayvanlarımızla mutluyuz. İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük. Mevcut yasa Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil etmektedir. Şimdi Türkiye'nin UNESCO olsun, Birleşmiş Milletler olsun, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün yayınlamış olduğu bildirgeler olsun. Bu bildirgelerde hayvanları koruyucu hükümler mevcuttur. Bu hükümler Türkiye tarafından onaylanmış, meclis tarafından onaylanmış ve iç hukuk hükmü haline getirilmiştir. Anayasanın 90. maddesi uyarınca. Yani bunlar kanun hükmündedir. Bu mevcut yasanın ayrıca kendi iç kanun hükümleriyle de çelişkisi bulunmaktadır. Yine hayvan koruma kanunun ilgili hükümlerinde hayvanlara eziyet edilemeyeceği, kasten öldürülemeyeceği, bir hayvan neslinin yok edilemeyeceğine ilişkin hükümler vardır. Anayasada yine canlıların korunmasına dair hükümler, yine yaşam hakkı kapsamında ilgili hükümler vardır. Hayvanların kısırlaştırılıp, aşılanıp yerinde yaşatılması gerektiğini savunuyor. Bununla ilgili çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Var olan tasarıda kısırlaştır, aşılat ama barınakta yaşat seçeneğinin aslında gerçek bir seçenek olmadığı, barınakta binlerce hayvanın asla ama asla birlikte yaşayamayıp birini öldüreceği, birbirlerini kendi içlerinde katledeceğini çok iyi bir şekilde biliyoruz.